Çevrim içi özgürlük buluşmalarından herkese merhaba. Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak 2020-2021 yılının bir muhasebesini, bir Z raporunu çıkartmıştık. Türkiye'nin hukuk devleti, demokrasi, sivil özgürlükler ve ekonomik özgürlükler alanlarındaki bir yıllık karnesini etraflıca, detaylıca analiz etmeye çalışmıştık. Bu raporumuzda, bu almanakta her konunun uzmanı niteliğinde olan bazı isimlerden yararlanmıştık. O isimlerden bir tanesi de kıymetli Enes Özkan. Enes, hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum, teşekkür ederim Nurettin, çok sağ olasın. Biz teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğin için. Biz bugün Enes'le Türkiye'nin bir yıllık 2020-2021 yılları arasındaki ekonomik özgürlükler performansına değineceğiz. İzleyicilerimizin de tahmin ettiği gibi Türkiye bu konuda da uzun zamandır bir geri gidiş içerisinde maalesef diğer alanlarda olduğu gibi. Enes, ben ilk olarak şununla başlamak istiyorum. Özellikle sabık Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde, sabık bakanımız döneminde, Sayın Albayrak döneminde Türkiye birkaç defa yeni ekonomi planı, yeni kalkınma planı, ekonomi planı, yeni ekonomik model, buna benzer bir takım paketler açıkladı iktidar. Sen bu paketleri nasıl değerlendiriyorsun? Bir iktidarın sürekli bir konu hakkında yeni bir paket, yeni bir plan açıklaması, buna girişmesi aslında orada bir sorun olduğunu da gösterir bana göre. Konu uzmanı olarak bir de bunu senden dinleyelim. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Aslında bizim yaptığımız yani bültenler halinde yayınlamıştık bu 2021 yılı değerlendirmesini iki haftada bir. Benim yaptığım kısımda da, benim hazırladığım kısımda da ilk aslında bu yeni ekonomi planıyla ilgili başlıyordu. Ya bir de sana aslında şeyi sorayım. Şimdi sen sabık bakan deyince, mesela istifa eden bakana müstafi bakan denirdi ya. Şimdi affını isteyene ne deniyor? Ona bir şey deniyor mu? Onun bir, o böyle Osmanlıca bir karşılığı falan filan var mı acaba? Henüz aklıma gelmedi ama düşünürüm. Gelirse söylerim. Tamam, ben bir söylerken sen bir düşün bakalım. Müstafi olmak isteyen fakat çok da müstafi de olamayan ama Instagram'dan da böyle garip bir şekilde ayrılan, istifa eden ya da ne bileyim affını isteyen bakanımız aslında her sene bir 3 yıllık plan hazırlamıştı. Şimdi normalde Türkiye'de işte orta vadeli kalkınma planları oluyor. Onlar 3 yıllık hazırlanırdı. Bunun adını da, yani orta vadeli kalkınma planı, onun adını değiştirdiler ilk. Bir yeni ekonomi planı diye bir şey yaptılar. Onu da normalde 2020, mesela 2019'da yaptığın 2022'ye kadar devam eder. Ama bunlar böyle hem 2019'da yaptılar, hem 2020'de, hem 2021'de yaptılar. Aynı zamanda değişik şeyler de oldu bu dönemde. Şimdi tabii Hazine Bakanlığı'na Berat Albayrak'ın atanmasından sonra Maliye Bakanlığı'na, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bakanlıkta çok ciddi görevden almalar, güç kayıpları vesaire yaşandı. Bunun neticesinde zamanında bütçe bile hazırlayamamıştı bakanlık. Yani anayasal süreci içerisinde bütçe sunamadı aslında meclise. Bütçe kanunu bildiğiniz gibi meclisin en önemli kanunlarından biridir. Yani hatta en önemlisidir diyebiliriz. Bir de zaten çok önemli olan işte savaş ilan edilmesi durumu var. Yani meclisin iki çok önemli onay görevi var. Biri, bir ülke, yani bizim ülkemiz başka ülkelere savaş ilan edecek mi? Bunun kararının meclisten alınması gerekiyor. Diğeri de bütçe onaylanacak mı, onaylanmayacak mı? Meclisin elindeki en önemli iki güç aslında bu. Ve anayasal süre içerisinde onu tamamlayamamışlardı. Şimdi bu yeni ekonomi planında da işte alay valayla duyurdular. O zaman işte Bakan Albayrak çok meşhur bir videosu vardı, işte dolar kuru benim için önemli değil falan diyordu. Benim için önemli olan büyüme diyordu. Çin modeliyle büyüme lafları falan filan geziyordu ortalıkta. Fakat o zaman, ben şimdi geçmişe dönüp bu yazdığım bültenlere baktığımda şöyle bir şey görüyorum. Aslında sadece ben değil, ekonomist olan herhangi biri, ekonomi alanında uzman herhangi biri, o zaman yapılan şeylerin bir benzerinin bugün yapıldığı, işte o zaman yapılan şeylerin sonuçlarının ne olacağını neredeyse %100 doğrulukla tahmin edebildiğimizi vesaire görüyorum. Şimdi bu dönemde de ben hani tekrar gözden geçirdiğimde bülteni şeyi görmüştüm. Yani şeyi yazmışım, işte Çin
ile hiçbir benzerliği yok. Türkiye'nin işte ne ölçek olarak benzer, ne şu ne bu, iç talep düşük, işte dış talep artar mı artmaz mı tam belli değil. Ve cari açık vermeden Türkiye'de bir büyüme yaşanamaz. Ki hali hazırda da öyle bir şey oldu. Öte yandan yine bu sene içerisinde ne oldu diye bakarsak aslında Türkiye ekonomisi böyle ciddi bir deprem geçirdi. Yani Murat Uysal görevden alındı ilk başta. Cumhurbaşkanlığı tarafından. Şimdi Murat Uysal görevden alınması önemli bir olaydı. Çünkü Berat Albayrak'ın aslında ekibinde gibiydi Murat Uysal. Zaten Berat Albayrak da ondan bir süre sonra istifa etmiş oldu. Şimdi Murat Uysal'ın görevden alınması sonrasında enteresan bir şey oldu. Normal bir ülkede ne olur? Hazine ve Maliye Bakanı görevden alınmış. Affedersiniz. Merkez Bankası Başkanı görevden alınmış. Bunlar böyle hafta sonu yaşanmış. Pazartesi böyle borsalar çöker, bilmem ne işte para değer kaybeder, öyle bir şey bekleriz. Ama o kadar kötü yönetiliyordu ki o boş koltuklar Türkiye ekonomisine yaradı. O süre içerisinde Türk lirasının değeri arttı. Borsada falan da öyle hiçbir sallantı olmadı. Yani görevin başındaki isimler görevden alınınca, o kötü yönetimi yapan isimler, bir rahatlama oldu. Lütfü Elvan'la Naci Ağbal atandı yerlerine de. Lütfü Elvan bakanlığa atandı. Naci Ağbal da Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı. Ama baktığımız zaman bu bir ray değişimiydi. Yani ekonomik modeli tutmamıştı Berat Albayrak'ın. İşte çeşitli iş adamlarının vesairelerin katıldığı programda bunu duyurmuştu. Ekonomi planı tutmamıştı. 128 milyar dolar erimişti. O konudan da bahsederiz. Evet, o da zaten erimişti. Merkez Bankası'na rezerv kalmamıştı. Söylentilere göre Naci Ağbal'la Lütfü Elvan da zaten bu konuyu Cumhurbaşkanı'na aksettirmişler. Çözüm için de bir reçete sunmuşlardı. Cumhurbaşkanı da aslında pragmatik yaklaşarak olaya, onlara bir şekilde görev verdi. Onların da tabii akıbeti benzer oldu ama nihayetinde o dönem böyle bir gitti. Aslında burada ikinci önemli konu şeydi. Şimdi Berat Albayrak döneminde sadece şey yaşanmadı. Yani kötü yönetim yaşanmadı. TÜİK'in enflasyon oranlarında manipülasyon yaptığı konuları da biraz ayyuka çıkmıştı. Ki zaten çok uzun süre hem enflasyon hem dolar kuru baskılanmıştı. Zaten o baskılanma neticesinde de o 128 milyar dolar olayı ortaya çıkmıştı. Bu enflasyon neticesinde de aslında bir refah kaybı yaşıyorduk. Şimdi işsizlik konusuna gelince de, şimdi 2021'de biraz böyle işsizliğe bakarsak, aslında neredeyse 2021'deki durumu biz koruyoruz. Yani 2020'de başlamıştık biz bu bültenleri yazmaya, hatta o zamanki konumları dahi koruyoruz. Yani 2020'nin ikinci yarısından itibaren Türkiye'de işsizlik azalmıyor, iş gücüne katılım artmıyor, iş gücüne katılım az olduğu için de işsizlik biraz daha düşük gibi gözüküyor. Ama bizim işsizlik oranımız halen çok yüksek gibi duruyor. Şimdi bu 128 milyar dolar mevzuna gelelim. Bu tabii Cumhuriyet Halk Partisi çok büyük bir kampanya yaptı. Bu arada bu çeşitli hesaplara göre 128 milyar dolar. Yani Haluk Bilimcek için. Bir şey sorabilir miyim? Oraya tabii. Gelmeden bir şey sormak istiyorum. Şimdi Almanak'taki başlığımızda ekonomik özgürlükler ya. Çok evet. Kısa 28 milyar dolara gelmeden önce biraz evvel bahsettiği bu yeni ekonomi planını ekonomik özgürlükler çerçevesinden değerlendirdiğinde senin elindeki çıktılar ne oluyor? Çok kısa. Sen bu raporları, bu paketleri detaylı olarak analiz etmişsindir. Öyle zannediyorum ki öyledir. Çok kısa özetler misin burayı? Başta bir atıf yaparak başlayayım. Bizim bir de Fraser Enstitüsü ile beraber yine Özgürlük Araştırmaları Derneği'nde yaptığımız bir ekonomik özgürlükler raporu var. Orada da yine çok değerli arkadaşlarla çalışmıştık. Böyle ekonomik özgürlükler konusunda daha kapsamlı bilgiyi o raporda bulabilirsiniz. O da Özgürlük Araştırmaları Derneği'nin sitesinde var. Ona mutlaka bir bakın derim. Ekonomik özgürlükler açısından baktığımızda zaten şöyle bir şey var Nurettin. Yani yaptıkları her şey falso olduğu için hani şey yapamıyoruz. Yani aman bu olay ekonomik özgürlüklerle ilgilidir, bu olay değildir. Bu olay demokratik yöntemlerle ilgilidir, değildir diye ayırt edemiyoruz. Çünkü gerçekten ortada bir politika belirleme süreci yok. Bu politika belirleme süreci de hatta o kadar şey ki, yani hem o süreç kendisi işlemiyor hem de bu
süreci işletmesi gereken aktörler o kadar antidemokratik kişilikler ve karakterler ki onlardan zaten böyle bir şey de beklemiyoruz. İşin enteresan yanı o. Onun için böyle ekonomik özgürlükler konusunda bunların bir anlamı var mı yok mu dersen yok. Çünkü ekonomik özgürlükler ne demek şöyle kısaca şey yaptığımızda? Piyasaya giriş çıkışın serbest olması, işte fırsat eşitliği gibi şeylerin hukuki sistem tarafından sağlanması, işte mülkiyet haklarına saygı duyulması, regülasyonların vesairenin serbest piyasaya dönük olarak işlemesi bu gibi şeyler sayılabilir. Şimdi burada hiçbir zaman bu adımlarda bir iyileşme olmadı, görülmedi. Yani hani desem ki bazı şeyler yanlışlıkla isabet etti falan desem o da olmadı. Yani biz tabii böyle doların artışını bilmem neyini falan filan konuşuyoruz ama aslında temelde zaten bunu sorduğun iyi oldu. Temelde zaten sorunun bu ekonomik özgürlüklerin olmayışı olduğunun biz farkındayız. Yani bu tutumlar düzelmediği sürece zaten ekonomide öyle bir iyiye gidiş falan mümkün değil. Hani çok küçük bir ada ülkesi olsanız belki başka faktörler işte sizin kalkınmanızı vesairenizi etkileyebilir. Ya da ne bileyim parası dünyada rezerv para olarak kabul edilen bir ülke olsanız belki böyle başka faktörler işte ekonomik özgürlükler haricinde sizin kalkınmanızı artırabilir. Savaş olur, şu olur, bu olur. Bu gibi ekstrem durumlar haricinde Türkiye gibi orta ölçekli. Yani ne küçük ne büyük. Küçük diyebileceğimiz bir ekonomi değil. Gitgide küçülse de bir şekilde dünya ekonomisinin yine de %0.5'i, 0.6'sı civarında. Bir ara %1'iydi dünya ekonomisinin. 80 milyonluk bir ülke. Kendi birçok aslında şey üretebilen, bunu pazarlayabilen, satan bir ülke. Böyle bir ülke ancak ekonomik özgürlüklerin, işte serbest piyasanın, serbest ticaretin, üretime yönelik desteklerin vesairelerin olduğu bir şekilde yürüyebilir. Ben şunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu hem bu bültenlerden oluşan Alman'a bakabilir arkadaşlar, hem de bültenlere bakabilirler. Her bölümüne de bakabilirler. İşte hukuk kısmı da var içeride, şu bu kısımlar. Ciddi anlamda ona baktıklarında görecekleri şey Türkiye'de aslında bir sadece ekonomik özgürlükler de değil hiçbir demokratik anlayışın, inanışın olmayışıdır. Ve bunun sayesinde zaten biz bundan ötürü zaten biz bir geriye gidişle karşı karşıyayız. Yani ekonomik büyümedir, gelişmedir, kalkınmadır, bunların arasındaki farklardır, şudur budur, bunların hiçbirinin farkında olmayan, sadece günübirlik hareketler yapan, çok salınan, hiçbir politika geliştirmeyen bir yönetim tabakası var karşımızda. Bu zaten her raporda da, her bültende de vurguladığım gibi bu anlayış değişmeden bu işlerin toparlanması mümkün değil. 128 milyar dolar mevzu da zaten böyle bir mevzu. Şu an içinden geçtiğimiz sürece çok benzeyen bir mevzu. Şimdi demiştim ya böyle çeşitli hesaplara göre 128 milyar. Özür dilerim kestiğim için. Tam o konuyla alakalı bir şey soracağım. Bu 128 milyar dolar tartışmaları Sayın Cumhurbaşkanı'na sorulduğunda o kadar afet yaşadık, sel yaşadık, depremler yaşadık, yangınlar yaşadık. Bunlara kullanılan kaynağı buradan harcadık minvalinde bir açıklaması oldu A Haber yayınında. Hem sana o açıklamayı soracağım. Sen bir ekonomist olarak bu açıklama hakkında ne düşünüyorsun? İkinci olarak da bu 128 milyar dolar tartışmalarını şöyle bir açarsan, şimdi de onu yapmaya çalışıyorum ama sorumu da ekleyeyim dedim. İzleyicilerimizi ve beni çok bahtiyar edersin. Buyur. Cumhurbaşkanının söyleminin yani Cumhurbaşkanının söyleminde bir aslında çok da mantık yok. Şimdi bu 128 milyar dolar tartışması Merkez Bankası'nın aslında rezervlerinde olan bir paradan bahsediyoruz ve bu paraların öyle yani sel felaketine şuna buna falan filan harcanması gibi bir şey çok mümkün değil. Yani bu olursa bunu biz görmemiz lazımdı çeşitli kurumların hesaplarında. Yani bu parayı kim harcadıysa bir şekilde Merkez Bankası'ndan hazine borç almış olabilir. O da kurumlara aktarmış olabilir. O kurumlar da harcamış olabilir. Şimdi tamam ortada bir para bir şekilde ortadan çıkmış. Nereye gitti? Mesela AFAD'a mı gitti? İşte ne bileyim TOKİ'ye mi gitti? İşte itfaiye kurumlarına mı gitti? O afet yerlerindeki şeylere mi gitti? Belediyelere mi gitti? İşte o aşaması yok. O aşaması olmayınca zaten Erdoğan'ın iddiası da bir şekilde boşa düşmüş
oluyor. Onun için o söylemin çok doğruluk payı olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu 128 milyar dolarla simgeleşen şey dediğim gibi çeşitli hesaplara göre 128 milyar dolar. Yani orada eski merkez bankacılar vesaire aslında bu konuda ciddi hesap yaptılar. Kimisi 128 milyar dolar dedi, kimisi de 140 milyar dolar dedi. Mesela Süreyya Serdan geçti, 140 milyar dolar rakamını telaffuz etti. Haluk Bürümcekçi 128 milyar dolar lafını telaffuz etti. Ama velhasıl ortada bir yani 120 ila 150 arasında değişen milyar dolarlık bir miktar kayıp. Bu kayıp şu anlama gelmiyor. Yani siz bu parayı aldınız, işte kaçırdınız, aldınız, yediniz falan denmiyor aslında. CHP de zaten bunu demiyordu bu kampanyayı. Artur edildi. Yani dövizi düşürmek evet. için artur edildi. Tam olarak öyle. Evet, hep işte şöyle bir şeyle karşılandı CHP'nin söylemleri ya da diğer ekonomistlerin söylemleri. Yani 128 milyar dolar nerede deyince ne yaptık kardeşim, yedik mi biz bu parayı? İşte sağa sola harcadık, deprem oldu, sel oldu falan gibi şeyler söyleniyordu. Ama mevzu o değil zaten. Mevzu CHP de dedi ki, yani diğer ekonomistler de gene aynı şeyi vurguladı. Dediler ki ya kardeşim, siz doları bir şekilde yapay olarak düşürmek için, düşük tutmak için 7 lirayı geçmesin diye bu parayı sürekli harcıyorsunuz. Parayı harcamak ne demek aslında? Merkez Bankası piyasaya dolar sokuyor, dolar satıyor, tamam mı? Dolar sattıkça piyasada dolar bollaştığı için doların fiyatı da belli bir noktada kalıyor. Şimdi dolar az olsa, Merkez Bankası tamamen hepsini toplamaya çalışsa mesela şu an doların fiyatı artar. Ama Merkez Bankası dolar satsa, ki çok yüksek miktarlarda satıyor, yani şey gibi değil, herhangi bir şirketin satışı, herhangi bir bireyin satışı gibi değil. Onun için piyasayı da hakikaten derinden etkiliyor. Bunu da çoğunlukla işte piyasaların sığ olduğu zamanlarda vesaire yapıyorlardı. Öyle öyle çok uzun süre işte bir 7 lirada falan sabit tuttular doları. Daha doğrusu 6.95, işte Berat Albayrak sabiti falan denildi. O 6.90 bandı bir sene sürdü. Öyle hatırladım. Tabii. İşte bir senede yaktıkları para bu. Yani 120 ila 150 milyar dolar arasında para. Şimdi olayın bir diğer yüzüne gelelim. İşte Naci Ağbal, Lütfü Elvan, onlar göreve geldikten sonra işte biraz daha ne derler, işte bizim çok da sevmem ama bir devlet adamı tabiri vardır ya, en azından kendini biraz daha sorumlu hisseden kurumuna karşı. Anladığım kadarıyla öyle tiplerdi. Onlar biraz daha toparlamaya çalıştılar. Yani bu işte Merkez Bankası rezervlerini vesairesini artırmaya çalıştı Naci Ağbal. O süreçte dolar yine de böyle inanılmaz bir sıçrama, şu bu falan filan pek yaşamadı. Yani olması gereken yerlere doğru ufak ufak gitti. Yapay olarak siz bunu tutarsanız bir şekilde zaten o olması gereken yere doğru gider. Ve bu şöyle bir şey değil, yani hani ne kadar süre bunu baskılarsak o kadar iyi diye bir şey de yok. Tam tersine, ne kadar uzun süre baskılarsanız o kadar büyük bir patlama yaşanır. Şimdi bu patlama yaşandı, işte dolar 18'lere çıktı, şu oldu bu oldu. Ondan sonra zaten bambaşka mevzular geldi peşine. Şimdi bunu az tutmakla işte yavaş yavaş hakikaten olması gerektiği yere doğru gitmesini izlemek, piyasa koşullarında bunun kendi değerlemesini bulmasını beklemek arasında ciddi oranda büyük farklar var. İnsanlar, şirketler, kurumlar, ekonomideki tüm aktörler buna göre zaten az çok hazırlanırlar. Gelecek planlarını buna göre yaparlar ama bizde o kadar ciddi bir böyle piyasa manipülasyonu var ki devlet eliyle, öyle ciddi bir baskılanma var ki aslında kimse böyle hani bırak orta uzun vadeli planları, kısa vadeli plan bile yapamıyor. Yani dolar fiyatı ne olacak, ne edecek falan. Çünkü öyle bir durumdayız ki yani Berat Albayrak'ın istifası gibi, yani Nurettin Nebati de yani hemen her an gönderilebilir. Ardından gene işte bir dolarda düşüş veya yüksek miktarlı sıçrayış falan olabilir. Hiç kimse hesaplayamıyor. Böyle garip bir sürecin içerisinde gidiyoruz. Ama herkes şunu biliyor. Evet, bu dolar bu şekilde yapay olarak tutulamaz. Şimdi yine yapay olarak tutuyorlar bildiğiniz gibi. İşte kur korumalı mevduat çıkardılar dolar 18'i vurduktan sonra. Orada ciddi bir düşüş yaşadılar. O zaman da herkes aynı şeyi söylüyordu. Daha doğrusu herkes demeyeyim ama aklı başında düşünebilen herkes diyordu ki ya dolar bu seviyelerde kalamaz, mecburen artmak durumunda. Bu da şey değil, yani Türkiye ekonomisinin koşullarından kaynaklanan bir şey. Yani yapay olarak gerçekleştirilen falan filan bir şey değil. Yani normal doğal yoluyla olan bir şey. Şimdi yavaş yavaş o artışı da gördük. O zaman da zaten yine bültenlere baktığımda aslında ben
bu şeyi yazdığımı hatırlıyorum. Yani neden böyle olduğunu, neden böyle olacağını, sonra tekrar neye evrilebileceğini hatırlıyorum. Ve hep şu şeyi çok sık kullanırım ben. Bu ev yapımı krizi lafı vardır ya, 94 krizi için söylenir Türkiye'de. Ondan önce de Amerika'daki kriz için söylenir. Şimdi bu ev yapımı bir kriz, tamam mı? Sürekli kendi kendimize biz bir kriz yaratıyoruz. Yani dünyada kriz yokken. Şimdi ne oldu? Dediler ki pandemi oldu, şu oldu, bu oldu. Ondan dolayı bu işler bu noktaya geldi. Hayır, tam tersine. Pandemi önce zaten hazinenin boşluğumuzun gayri safi yurt içi hasılaya oranı, yani milli gelire diyelim, oranı artıyordu. Pandemiden önce zaten bizim Merkez Bankamızın rezervleri yakılmıştı. Nihayetinde biz dolarda 18'leri falan gördük. Şu anda tekrar 16'lar noktasındayız. Eğer siz bu yapay bir şekilde doları, şunu bunu, ekonomideki herhangi bir şeyi sıkıştırırsanız o bir şekilde daha güçlü patlar. Şu anda da öyle bir sıkıştırma var ve tekrar 18'in yukarısına doğru bir patlama yaşanması çok olası maalesef. O zaman da söyleniyordu bunlar, gene söyleniyor. Bu 128 milyar dolar mevzunu en azından biraz böyle özetleyebiliriz. Çok teşekkür ederim Enes. Zihnine sağlık, ağzına sağlık. Çok güzel bir detay hatırlattın. İzleyicilerimize buradan ben de tekrar etmiş olayım. Bizim hem almanağa bakabilirler hem de bültenlerimize bakabilirler. Özgürlük Araştırmaları Derneği'nin web sayfasında. Demin yaptığım konuşmada manipülasyon kelimesini kullandım. Ben de o kelime bana şunu hatırlattı. Raporun içinde, almanağın içinde enflasyon verilerinin manipüle edilmesi şüphesi başlığında bir alt başlık bir bölüm var. Biraz da programımızın son bölümüne, 3'te 2'lik bölümünü geride bıraktık, son bölümüne geldik. Bu enflasyon verilerinin TÜİK tarafından manipüle edildiğine dair iddialar vardı kamuoyunda. Hala daha var. İnsanlar bağımsız kuruluşların enflasyon verilerini ciddiye alıyor. Daha doğrusu insanların büyük bir çoğunluğu. Biraz ondan bahsedebilir misin? Gerçekten enflasyon verileri manipüle edildi mi Türkiye'de? Edildi. Edildiğini de şöyle anlıyoruz. Şimdi şundan dolayı manipüle edildi. İlk önce onu söyleyelim. Bu faiz enflasyon arasında biliyorsunuz Cumhurbaşkanı bir ilişki kuruyor. Sürekli diyor ki faiz enflasyonun sebebidir. Şimdi aslında tam tersi bir şey var. Süreç işliyor. Ama hadi onu geçelim zaten. O çok mevzu değil ama orada şöyle bir bağlantı var. Faizi çok düşük tutuyorlar. Enflasyonu da çok düşük gösteriyorlardı. Bu sayede aslında bankalarda duran paralar bir böyle negatif reel faiz almıyor gibi oluyordu. Yani bankada şu an mesela bankaya paranızı koyduğunuzda işte alacağınız mevduat belli, enflasyon belli bir noktaya gitmiş. Bu durumda ne oldu? Yaklaşık Türk lirasında parasını tutan, TL mevduatta parasını tutan insanlar bir yıl içerisinde paralarının %50'sini kaybettiler. Yani refahları yarı yarıya düştü bankada bu sırf faiz politikası yüzünden. Bunu engellemek için ne yaptılar? O zaman enflasyonu manipüle ettikleri gibi şimdi de döviz fiyatını başka araçlarla manipüle ediyorlar. İşte kur korumalı mevduat odur. Nasıl enflasyonu az açıklıyorlardı, nasıl sürekli Merkez Bankası'ndan para satıyorlardı. Bunlar iki tane önemli yöntemiydi doları sabit tutmanın. Hükümet açısından. Şimdi yine iki önemli yöntem var. Şimdi yine sürekli Merkez Bankası'ndan dolar satıyorlar. Tabii o zamanki kadar büyük satışlar yok. Çünkü Merkez Bankası'nda o kadar büyük paralar yok. İkinci şey de kur korumalı mevduat işte çıkardılar. Bu iki tane anortodoks, yani daha doğrusu alışılagelmişin dışında yöntemle bir şekilde doları sabit tutmaya çalışıyorlar. Yani yanlış İlkinde... patlanan yöntem. Tabii yanlışlığı ispatlanan yöntem. İlki çok büyük patladı. İkincisi de büyük ihtimal çok büyük patlayacak. Ama o patlamayı erteletmek için şimdi de işte enflasyon korumalı mevduat, şudur budur. Böyle bir bu tarz şeyler konuşuyorlar. Sorunun tekrar başına dönecek olursam orada şey demiştim. İşte enflasyonu manipüle ettiler mi? Evet ettiler. Bunu da nereden anladık? Enflasyon oranları hatırlarsanız Aralık 2021'de, Kasım 2021'de normalde %14 iken Aralık 2021'de bir açıklandı %47 açıkladı TÜİK. Aralık 2021 enflasyonu. İnanılmaz bir şey. Yani bu böyle bir artış tabii ki hani doğal yollarla mümkün değil. Zaten bu aslında o enflasyonu baskıladıklarının
verileri daha doğrusu baskıladıklarının çok açık bir göstergesiydi. Bunu kendi elleriyle yaptıklarını, yoksa bir ay içerisinde böyle bir enflasyon artışı yaşanmadığını hepimiz az çok hissetmiştik. O zaman da işte yine böyle bağımsız kurumlar falan açıklıyordu enflasyonları. Enflasyon metre diye bir yer vardı, ben oradan takip ediyordum. Şey değil yani, kendi kendilerine itiraf ettiler. Yani biz böyle söylüyoruz bu işlerde bir manipülasyon var, bir sıkıntı var falan diye. Bu manipülasyon da metotlar açısından değil, veri toplama aşamasında manipülasyon yapıldığı açıkçası ortadaydı. Bunu eski TÜİK başkanları vesaire de aslında teyit etmişti. Çünkü metot açısından zaten Eurostat var, bu Avrupa İstatistik Kurumu diyebileceğimiz işte tüm Avrupa Komisyonu üyesi ülkelerin istatistik kurumlarının üyesi olduğu bir kurum. Metot açısından onların metotlarını kullanıyoruz. Orada sıkıntı yoktu da verileri nereden topladığın, işte nasıl topladığın, işte hangi beyaz peynir fiyatı falan. Enes, bu noktada çok kısa bir ilave yapmak istiyorum. TÜİK'in 90'lardaki adı Devlet İstatistik Enstitüsü idi. Çok eski bir kurum. O zamanlarda TÜİK enflasyonu %95 açıkladığı, %100 açıkladığı zamanları ben çok net hatırlıyorum. Senin de yaşın yetiyordur, benim de yaşım yetiyor. Biz şunu kaybettik. O zamanlarda muhalefet bile TÜİK'in, yani o zamanki adıyla Devlet İstatistik Enstitüsü'nün verileri üzerinden hükümeti eleştiriyor. Şimdi bugün geldiğimiz noktada devletin bir kurumuna olan güven inanılmaz sarsılmış durumda. Ya bu kaybettiğimiz şey, enflasyon bir şekilde toparlanabilir. Yani enflasyonu senin yanında benim konuşmak, bu konularda konuşmak çok haddim değil ama hani enstrümanları uygularsın, piyasa ekonomisinin araçlarını, rasyonel politikaları tatbik edersin, düşürürsün enflasyonu, ama bu kurumların itibarını geri kazanmak zannedildiği kadar kolay ve kısa sürede olmayabilir. Ben buna çok üzülüyorum. Beni esas yaralayan, üzen şey bu. Ya aslında Nurettin, bence ben sana çok katılıyorum, doğru, ama bence şey olacak yani, kurumların itibarı da çok hızlı bir şekilde toparlanabilir. Çünkü Türkiye şöyle bir ülke, en azından böyle bir güvenimiz var. Biraz önce dedim ya, mesela Eurostat metodolojisini kullanıyoruz biz, tamam mı? Ya verileri düzgün topladığınız zaman tamam yani, kuruma güven toparlandı. Bak yani çok basit bir şey aslında, orada bayağı 3-5 kişiyi değiştirdiğin an kuruma tekrar, kurumun tüm dinamiği çünkü olduğu gibi duruyor. Kurumun çıpası var. Kurumun uluslararası standartları var. İşte 90'lardan, daha doğrusu bu 90'ların bir başarısı. Zaten 90'larda biz bu işleri çok büyük oranda hallettik. Yani uluslararası nitelikli iş gücü hem bürokraside hem işte iş dünyasında yavaş yavaş. Uluslararası nitelikli işte uygulamalar, uluslararası standartlar. İşte bu Türk Standartları Enstitüsü'dür, TÜİK'tir, diğer üst kurullardır falan. Bunlar böyle 90'ların aslında bir başarısı. Yani 90'ların sonlarına doğru bunların hepsi zaten yola koyulmaya başlanmıştı. AK Parti de zaten o mirasın üzerine bir şekilde bina oldu. Yani AK Parti'nin işte ilk dönem ekonomi politikasının başarısının altında yatan en önemli sebeplerden biri aslında bir önceki hükümetin o hiç beğenilmeyen, işte her partisi baraj altında kalan aynen hükümetin şeyi, işte uluslararası kurumlara duyduğu saygı, işte onlarla yaptığı etkin işbirliği, üst kurulları çok etkin bir şekilde işler hale getirmesi falan filan gibi şeyler. Şimdi bunlar zaten benim kanımca, ben yani senin kadar kötümser değilim. Yani gene hızlıca toparlayabilir gibi duruyor. Kötümser 80'lerde. Bir sebebi de şu ya. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı müstakbel iktidarlara çok farklı menfezler açtı bu tür konularda. Mesela sivil toplumun bir rant mekanizması haline dönüşmesi Türkiye'de hemen hemen yeni bir rutin, yeni bir adet. Şimdi bu verilerin oynaması da, yani müstakbel iktidarların tahayyül edemeyeceği şeyleri keşfederek bir anlamda sui misal, eski tabirle kötü örnek oldu. Hani bu açıdan da karamsar değilim ama endişelerim var diyelim. Öte yandan doğru. Senin şerhine de katılıyorum. Tabii enflasyon nasıl inerse kurumsal itibarda ondan biraz daha uzun sürer ama toparlanabilir. Ya işte bunlar biraz şey Nurettin, sen daha iyi bilirsin o konuları. Yani gücün inanılmaz bir şekilde temerküz etmesi, yani merkezde toplanmasıyla ancak bu kadar büyük bozulma yaşanır. Şimdi büyük ihtimal önümüzdeki dönemde bu kadar güç
merkezi, ya inanılmaz bir merkezi güç olmayacak. Yani Tayyip Erdoğan'ın kendi bünyesinde topladığı gibi bir şey olmayacak. O nedenle biraz daha hızlı toparlanabilir diye düşünüyorum. Ama şey olursa tabii, işte aslında altılı masa dediğimiz masa da var ya, şimdi onların da amacı zaten yeni bir Tayyip Erdoğan olmasın, bir sistem olsun, şu olsun, bu olsun. Bunu beceremezler de hakikaten ya Allah diye yardıran birisi yine böyle Cumhurbaşkanı olursa, o zaman senin endişelerini paylaşırım, ama şimdilik biraz daha ümit varım. Enes, değerli dostum, bu arada yavaş yavaş süremizin sonuna geldik. Raporda bir de şöyle bir başlık vardı. Türk lirasının kara yılı. Türk lirasının düşüşü. Türk lirasının kara yılıydı. Evet. Şimdi notlarımdan da kontrol ettim. Evet. Bu Türk lirasının kara yılı da anladığım kadarıyla bu politikalarla tersine dönmez. O konuyla ilgili de çok kısa bir şey söyle. Programımızı nihayet erdirelim. Bu arada affedilen, özür dilerim, aklıma geldi. Mafuv demek hocam. Mafuv bakan. Affedilen. Biraz telaffuzu bırakmayın. Çatlatmayayım şimdi de. Şimdi aklıma geldi. Maful mü yani? Mafuv. Mafuv. Ha, mafuv. Vay vay vay. Tamam. Bundan sonra bu kalıbı kullanacağım. Yani kullanayım. Mafuv. Teşekkür ettim. Ya hakikaten Türk lirasının kara yılı lafı bence doğruydu yani. Şimdi ama şöyle bir şey var. Bu yıl maalesef uzadı. 2022'ye karayı. Şimdi 2020 başında 7.35 civarıydı. Var işte sene sonuna doğru 13.65'ten işlem görüyordu, ama o arada bir şey yaşandı. Yani böyle bir 18'lere işte doların çıkması, işte hatta böyle bir yıl vadeli dolar Türk lirası kontratları vardır işte. Yani bir yıl sonra aşağı yukarı dolar ne olacak gibi düşünebilirsiniz. Onun tahmini gibi. Onlar böyle 23 liralara kadar çıktı. Ki zaten gidişatta az çok onu gösteriyor. Yani böyle 2021'in işte o Berat Albayrak'ın istifası vesaire, onları takip eden dönemde böyle bir süreç de yaşandı yani. Hani ondan sonra aslında biraz daha tekrar duruldu. Ve tekrardan işte aşağı geçmiş bulundu. O ciddi bir değer kaybı demek. Yani neredeyse işte iki katına çıktı dolar. Yani Türk lirası yarı yarıya değer kaybetti. Böyle olunca aslında bizim de refahımız neredeyse yarı yarıya refah kaybetmiş gibi oldu. Ki son şeye baktığımızda, yani böyle bizim bültenlerin son dönemine baktığımızda, o bültenleri yazdığımız son aşamada 2 yıl içerisinde Türk lirası %80'e yakın değer kaybı yaşamıştı. İnanılmaz bir şey yani. Hani biz tabii Türkiye'deki insanlar şu duruma alışkın olduğu için 94'te işte birden dolar işte 4 katına çıktı, 2001'de işte 2 katına çıktı falan, böyle şeyler hani bir günde yaşandığı için insanlar bu krizin ne kadar ciddi olduğunu ilk başta kavrayamamış olabilirler, ama baktığınız zaman, hatta şu anki sürece baktığımızda Türk lirası böyle 3 yıl içerisinde %100 yakın, yani daha doğrusu yarı yarıya düşmüş işte. Tam dolar 2 kata çıkmış. İşte bu aslında bir böyle uzun vadeli, uzun erimli bir krize sahip olduğumuzu gösterir, ki şu da maalesef gözüküyor. Eğer bu işler böyle devam ederse, işte enflasyon korumalı mevduat falan filan bu işler de gelirse peşine, yani daha fazla böyle arka kapılar, işte yan yollar vesaire denenmeye başlarsa, bu 2022 yılında da şu an yaşamış olduğumuz şey 2023'e de sarkabilir. Yani bir sonraki hükümeti çok daha derinden de etkileyecek bir şey haline dönebilir. Yani bu süreci böyle bir şey benzetiyorum ben biraz. Allah kimsenin boyuna vermesin, böyle apandist ameliyatı olanlar, apandisti patlayanlar bilirler. Yani o kadar acı verici ve beklemesi zor bir şeydir ki, ama o ameliyatı olduğunuz anda da zaten her şey kesilir. Acı vesaire. Hiçbir zararı da yoktur. Tamam mı? Şimdi bunlar bu ameliyatı yapmıyorlar. Sürekli böyle bu apandist hastasına ağrı kesici basıp duruyorlar. O da vücudu yavaş yavaş daha çok zehirliyor. Bu iş ölüme doğru gider. Yani orada bir ameliyat yapılmazsa, sürekli bu hastaya böyle ağrı kesici yap yap yap, palyatif yöntemlerle sen bunu işte ağrımıyor, ağrısı geçti bilmem ne, ertele. En son bir bakmışsın ki zaten hasta ölmüş. İşte Türkiye ekonomisi de aşağı yukarı bu durumda. Yavaş yavaş ölüme doğru götürüyorlar. Bir yerde umarım seçimlerde böyle bir dönüm noktası yaşatır bize.
Orada bir ameliyat yapmak gerekecek. Biraz kesik atacağız. Biraz belki yine can yanacak. Biraz belki yine sarsılacağız ama çok hızlı bir şekilde de toparlayacağız diye düşünüyorum. Enes, çok teşekkür ederim. Ben de senin temennini paylaşıyorum. Umarım bu cerrahi operasyon mahir hekimler tarafından yapılır diyelim. Çok teşekkür ederim. Almanak, ben teşekkür ederim. Ekonomik özgürlükler boyutunu çok sarih, çok net bir şekilde özetledin. Ben izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Özgürlük Araştırmaları Derneği'nin yayınlarına web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Video yayınlarımız ise sosyal medya hesaplarımızda, özellikle YouTube kanalımıza göz atmalarını izleyicilerimizden istirham ediyorum. Enes, tekrar çok teşekkürler. Ağzına, zihnine sağlık. Herkese kolay gelsin diyorum. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.